Selamlar hepinize. Azıcık gecikmeli Elisi playofflarından playofflarının karnesiyle yeniden sizlerle birlikteyim. Playoff tamamlandığına göre burada arada playoffların tamamına da playoff'a takılan, kat, ıı, katılan takımlar için e, not verebiliriz. Ama önce maç maç inceleyelim. İlk serimiz Rogue ve Metla hmm, G2 arasında oynandı. Rogue ve Metla arasında değil. Rogue ve Metla arasında oynan geçen hafta oynanmıştı. İlk serimiz Rogue ve G2 arasında oynanan seriydi. Serinin ilk karşılaşması zaten bizim tam TBF'nin son anlarına denk geliyordu. Ama çok temiz bir stomp geldi Rock tarafından. Yani zaten hani Mad Lions serisinde tekrardan işte draftları biraz daha adapte etmeye başladıkları, o fanatik serisindeki zırvalıklardan uzaklaştıkları belliydi. Ve bu maçta da çok daha yeni nesil, daha Asyalıların oynadığı tarzda özellikle bu yani son dönemde tepedeki LCK takımlarının oynadığı tarzda bir oyun oynadılar. Hem oyun olarak hem de draft olarak bunu yaptı Rogue tarafı ve çok da temiz oynayacak İlk maçta acayip bir stomp attılar g Ama maç boyunca oyun oynatmadıklarını da söyleyebilirim aslında. İkinci maçta G2 biraz daha geri dönüş hamlelerini yapan tarafta. G2'nun formüllerinden bir tanesi de bu arada kesinlikle ve kesinlikle carry jungler'la oynamamak. Yani bunu Yankos yapamadığı için değil ama g oyun üstünde ne olursa olsun Yankos'un erken oyunda inanılmaz agresif ve aktif olması gerekiyor. Herhangi bir farmer jungler'a gittiği zaman bunu pek yapamadığını gördük Yankos'un. Ve g oyun stilinin de buna pek olanak vermediğini gördük. Çünkü ne olursa olsun bu takımın bir numaralı galibiyet koşulu Caps'in öne geçmesi. Çünkü maçın içerisinde G2'nin maçlarında şunu çok görmüş, görmüşsünüzdür. Caps öne geçtiği zaman Özellikle Perks'e inanılmaz fazla alan sağlanıyor. Takım halinde bu alan sağlanıyor ama e, bunu yapabildiği zaman Caps tarafı ve bunu Caps'e öne geçen adam da genelde Yankos oluyor. Ki hatta yer yer şeyleri de görüyoruz maçlarda. Wunder'in de işte e, orta koridora baskınlara geldiğini görüyoruz. Perks de inanılmaz öne geçiyor ki bu o maçlardan bir tanesiydi. G2'nun G2 olarak oynadığı maçların örneklerinden bir tanesiydi. Gayet temiz oynanmış bir maçtı. Pek kontrolü ele alma şansı da vermediler Roga ve seriyi birbirine 1e getirdiler. Üçüncü karşılaşma aslında çok temiz başlamadı. Ee, şey G2 maça. Kendi, yani, takım halinde çok temiz başlamalar. Fakat sürekli Caps bir avantaj buldu. Yani o kadar büyük bir snowball yakaladı ki Caps bir noktada. O kadar iyi başlamamış olmalarına rağmen çok daha maçın hızlı gitmesine ve hızlı kapatılmasına inanılmaz yardımı dokundu. Yani kimi görse tek atıyor. Bir noktadan sonra on raddeye geldi. Gördüğüne tek atıyor. Gördüğüne tek atıyor raddesine. Ve tamamen Caps'in kontrolünde bir üçüncü maç izledik. Bu maçtan sonra muhtemelen birçok kişi ya yani Rogue buradan dönemez çünkü çok stomp oldu diye düşünüyor olabilir. Fakat dördüncü maçta Rock çok iyi bir comeback attı. Yine o işte Ersikey'in tepe takımlarının oynadığı tarzda. Bu mesela Cianci'nin kompozisyonlarına çok benziyor. Hatta hani yer yer bunu gerçi onunu pek kullanmıyorlar ama Dunmon'un da çok kullandığı tarzda çok derken ben bunu kullanabileceği tarzda bir kompozisyon. Agresif bir nişancı. Alt koridorda playmaker bir destek yanında. Oyunlar aşamasında etkili olabilecek bir orta koridor şampiyonu. Erken oyunda farm odaklama çok öne geçebilecek bir ormancı ve defansif oynamaya zayıf tarafı oynamaya giden bir üst koridor. Bu aslında çok kullanılan formüllerden bir tanesi. Bir tane ilerle kontra seçimi geldi Akali'ye karşı ama Caps istediği üstünlüğü alamadı oradan. İstediği üstünlüğü değil hiçbir üstünlük alamadı diyeyim hatta çok benzer hatta şeyde de olmuştu bunun. E, LCK finalinde Chovy gene bir yine bir Chovy'nin Showmaker'a karşı bir Akali İrelli eşleşmesi vardı. Orada da benzer bir senaryo yaşanmıştı. Gücü yetmemişti açıkçası orada da Chovy'nin. Yine benzeri bir durum oldu. İrelli'nin gücü yetmedi aslında milyon da öne geçmiş olmasına rağmen. Ve seriyi 2-2'ye iki, getirdi Rock. Üçüncü maç çok güzel bir maçtı bence. Yani draft trollünü yapmasa bence kazanmıştı Rock. Draft trollünün ne olduğunu Pin'in oynadığı şampiyondan görüyorsunuz zaten. Yani aslında bu maç o kadar kötü bir maç değildi Atrox oynamak için. Yani rakip hep üstünüze koşmaya çalışan bir kompozisyon. Çok fazla peeling mekanikleri. Yani peel derken peeling mekanikleri var ama çok mobil bir kompozisyon değiller. Ve kağıt üzerinde çalışacakmış gibi gözüküyor. Ama olmuyor öyle. Niye öyle olmuyor? Çünkü mesela Aatrox'un oynandığı dönemde hatırlayalım Shen diye bir şampiyon yoktu meta'da. Bunlar dümdüz etti bu maçta. Daha koridor aşamasında ezdi zaten. Öte yandan e, orta oyun geçişinde mesela G2 çok iyi hamleler yapmasına rağmen orta oyun geçişinde yani orta oyuna kadar o geçiş noktasına kadar G2 çok iyi oynuyor olmasına rağmen Rock orta oyun geçişinde acayip iyi hamleler yaptı. İşte Draven'ın pasifini patlatmayı başarlar, Ekstra gol doğallar. Orada sanki maça bir comeback geliyor gibiydi. Fakat yine en nihayetinde şuna döndü olay. Atrox hiçbir işe yaramadı ki fightlarda falan vesaire. Hiçbir yerde bir işe yaramadı ki. Rock bir noktada direnemez oldu ve en nihayetinde de outscale olup maçı kaybettiler ve uzun bir serinin ardından G2 zor da olsa finale büyük finale çıkmayı başardı. Gelelim final serisine. Fanatik ve G2 serisine. Yani <laughs> ben bu arada Twitter'da bu maçtan önce G2'nun 5-0 kazanacağı seri birazdan başlıyor. ez game yazmıştım. Muhtemelen yani seri 3-0 bitti ama en 3-0 gibi olmayan 3-0'lardan bir tanesiydi. Hem de sadece bu mevsimde değil. Yani bütün rol tarihi için çok sıkıntılı serilerden bir tane. Ee, i̇lk maç G2 e, bir şen orman seçimine gittiler. TSM'den gördük, görüp e, ondan onlar bu maçtan bir önceki gece TSM oynamıştı orman şeyini. Ama çok akıllıca bir şekilde kullandılar orman Shen'i. Çünkü hem Camille var hem LeBlanc var. Yani takımınızda Twisted Fate olmadan Twisted Fate etkisi yarattınız. Bunu yaparak haritada. Ee, G2 tarafı. inanılmaz öne geçtiler. Yani Yankos bir kere Yankos acayip öne geçti maçın içerisinde. Bir noktada Yankos oyundaki en çok tecrübeye sahip oyuncu mu neydi yani? En yüksek level'daki oyuncu mu neydi? Aynı zamanda Caps de inanılmaz öne geçti. Fakat Trov üstüne Trov geldi. Bir türlü doğru hamleleri yapamadılar kapatma konusunda. Ondan sonra fanatik döndü maçın içerisine. Ve e, soğula rağmen yani, rakipte ejder ruhu, G2'da ejder ruhu olmasına rağmen fanatik maçın içerisine döndü. Ve şeyi ordu fightların içinde. Caps Reckless'ı bulursa G2 kazanıyor, Reckless'ı bulamazsa diğer tarafta Fnatic kazanıyor. Tarzında bir maça dönüştü bir noktada. Fakat en nihayetinde yine Seoul farkı devreye girdi. Daha doğru pozisyon aldı G2 tarafı ve son savaşı çok iyi yaptılar. Yani kayıpsız neredeyse atlattılar savaşı. Ve kayıpsız savaşın üstüne de maça en azından son noktada kapatmayı bildiler. Ve 1-0 öne geçtiler seride. Serinin ikinci maçı bence Fnatic çok yaratıcı. Çok modern ve çok kullanışlı bir draft yaptı. Hatta bu draftın ödüllerini de erken ward oyunda çok tepe tepe aldılar. Yani üst koridorda Orn'un karşısında scaling bir büyücü gittiler. Bence bir çok iyi oynamadı bu arada Zilean'ı. Yani daha iyi oynansa daha farklı şeyler yapılabilirdi. Daha büyük fark yaratabilirdi bu maçta Zilean seçimi. Çünkü çok bedava bir koridor oynadı. Ve çok da kompozisyon ona çok uygun ama takıp savaşlarında falan hiç iyi pozisyon alamadı Bupo. E, Selfmade'in arkasında Zilean koruması olduğu zaman çok rahat iş yapar zaten. İki tane hiper taşıyıcımsı taşıyıcıya sahipler. Bir tanesi hiper taşıyıcı bir tanesi Sena inanılmaz iyi scale oluyor. E, yeterince kitle kontrolleri var. E, Karim çok rahatlıkla eşe ulaşıp kesebilecek durumda. Yani bir sürü silahı vardı. Üstüne üstlük koridor aşamasında da erken oyunda da çok ciddi öne geçtiler. Kepsi yerden kaldırmadılar erken oyunu. Hiç, hiçbir şey yapamadı. Caps 30 milyon mu 40 milyon mu ne geri düştü. Bir de 2 skor mu ne vermişti o noktada. Fakat bu sefer G2 değil Fanatik'in Trove'u geldi. İki ya da üç tane pozisyon var. Bivipo'nun acayip pozisyon dışında kaldığı e, self takımdan ayrı düştüğü ve bu pozisyonlar üst üste üst üste biriktiği zaman bir de üstüne üstü, üstü skorlar Caps'e gittiği zaman o erken önde acayip geri düşünmüş olduğunuz Caps maça da geri dönmüş oldu. Bu arada şöyle söyleyeyim size maçın sonunda hala Korkis Silas'tan öndeydi. Düşünün ne kadar öne geçmişti aslında bu maçta fanatik tarafı. Ama bir türlü o hataların dizginleyemediler. Ve G2 tarafı bir savaşta tak diye bitirmeye gitti. Bitirme fırsatını bulduktan sonra da bitirdiler ve seriyi 2-0'a getirdiler. Üçüncü maç biraz daha yani benim seriyle beklen olmasını beklediğim tarzda geçen maçtı aslında. Bu sefer draft olarak da bence biraz problemli bir draftı vardı fanatiğin. Çünkü orta oyunları yok. Yani İki eşyadan üç eşyaya geçene kadar ki dönemde ultra zayıflardı kompozisyonlar. Öyle gözükmüyor olabilir ama öylelerdi. Yani bir hani hem Caitlyn ve Corki'nin eşyaları pahalı artı şimdi orta oyundan bahsederken normalden ikinci eşyadan üçüncü eşyaya geçerken diye söylüyoruz. Ama Corki'nin eşyaları o kadar pahalı ki normal koşullarda hani Muramana'ya gittiğiniz için biraz bunları ucuzlatıyorsunuz ama güç patlamanız da daha küçük oluyor. Yani şeyi hatırlayalım. Üçlü kuvvet ebedi kılıç bu buydu. Çok büyük bir güç patlaması yaratırdı ama çok geç gelir o güç patlaması. Mana veren üçlü kuvvet bu ilde. Daha ucuz ama daha küçük bir güç patlaması veriyor. O yüzden orta oyunda yine o kadar güçlü olmuyor. ya yani ebedi kalış üçlü kuvvetli kadar güçlü olmuyor. Korki. Onun da o yüzden üçüncü eşyaya gitmesini beklediler. Orada tek ellerindeki silah Graves'ti. güçlü olabilecek. Fakat Graves Sindra ve Vladimir'e bir şey yapamaz arkadaşlar. Yok öyle bir şey. Hayal yani o. Yapamadı da zaten. Orta oyunda oyun gitgide açılmaya başladı. Aslında erken oyunda da daha iyi gözüken tarafta G2 tarafı ama orta oyunda daha büyük açılmaya başladı fark. Ve bir noktada G2 tarafı orta oyundan sağlam sağlam çıktı. Fanatik sağlam çıkamadı ve finali G2 kazanmayı başardı ve elisinden en çok şampiyon olan takımı oldular. Hem de daha çok daha az bir oyun süresiyle liglerde 5. yılları sanırım kalma süresiyle ve G2 bununla birlikte de şampiyonluğunu ilan etti. Şimdi gelelim takımların playoff karnelerine. Nereden başladık? İlk turumuzdan başladık. Bu değil pardon. Summer playoffs. Evet. Gelelim takımların playoff karnelerine. Şimdi SK'ye iyi bir not verme şansım yok benim. Zaten çok kötü başladılar. Playoff'a çok da zaman geçti üzerinden. Bilmiyorum. ya yani Playoff'ta işi çok zordu bence. Zaten SK'in. Hani bir maç belki alırlar diyordum Şalke'den ama ona karşı da iyi hazırlanamadılar. O yüzden playoff performansını eskiyeni. Hele bir de o lane swap'ı falan faillamışlardı. F veriyorum direkt olarak. Burada arada LPL karnesinde playoff karnesi vermemiştim. Çünkü çok barizdi yani bazı şeyler. Tepedeki ikili çok net domine ettiler ama burada e, aralarda işte kötü başlayıp iyi devam eden falan takımlar var. O yüzden onlara da not vermek lazım. Şalke İyi niyetli iyi direnen bir takımdı ama tepedeki dörtlünün arasına ait olmadığı bence belli oldu. O yüzden onlara C vereceğim. İyi direnç gösterler, iyi dayandılar hmm. ama olmadı. Mad Lions bence onlar da tepedeki üçlünün bir parçası olmadı gözüken bir playoff oynadılar. Yani hadi G2'ye 3-1 yenilebilirsiniz. İlk tur maçıdır, G2 hazırlıklıdır. G2 zaten hani herkesi yenebilecek bir takım ki zaten şampiyon oldular. Ama Rock karşısında ben böyle stomp yemelerini beklemiyordum. Açık söyleyeyim. Üstelik bir de Rogun o fanatiği dümdüz intlediği, dümdüz trollediği seriden sonra Rogun gidip de Matt e bu denli 3-0 yenmesini beklemiyordum ama e, Rogue da aslında biraz kalite farkı olduğunu gösterdi. ben o yüzden Matt B-eksi e vereceğim. Playoff'lardaki genel performanslarına. Rogue, playoff ilk turundaki performanslarından dolayı ligden atılmayı hak eden bir performansları var. Yani direkt sınıfta bırakılmaları lazım fanatik karşısında oynadıklarından dolayı. Fakat sonrasında bence çok iyi oynadı Rogue. Yani Mad Lions'ı 3-0 2 3 yendiklerinde, g 3 2 yenildiklerinde de gayet ya yani final kalibresinde bir takım olduklarını gösterdiler bence. Buraya, ben, ben, ben açıkçası finale çıkmalarını da bekliyordum. Bilmiyorum fanatik Rogue karşısında ne oldu. Ee, neden öyle bir trolleme, neden öyle bir intleme oldu ama e, oraya sınıfta bıraktığım için, sonrasında çok iyi oynadıklarını düşündüğüm için veya evet. B vereceğim onlara. Yok ya B artı veriyorum. B artı veriyorum. Roga. Fanatik performansını çok ciddi arttırdı playofflarda. Çok ciddi arttırdı Emre. Yani bu arada 5. Fnatic. Hatırlayalım yani normal versin 5. bitirdiler ve %50 galibiyet oranıyla bitirdiler. Hiç iyi bitmedi aslında sezon Fanatik için. Fakat playoff'un ilk turunda bir Roga karşı çok iyi bir meta adaptasyonu gösterdiler. Yeni yeni şampiyonlarla geldiler. Artı Rogint'le de. Ee, bence daha çok Rogint'le de ama olsun. Asıl önemli olan seri g 2 3 2 yenebilmiş olmalarıydı. Çok önemli bir baremdi onlar için. Ben çok bahsediyorum hani fanatik için artık travma oldu diye. Belki de o travmayı kırabileceklerim açtı. Ama kıramadıklarını bence final serisinde yeniden gördük. 3-2 bile olsa zor bile olsa G2 karşısında uzun süre sonra galibiyet almayı başardı fanatik tarafı. Ama o travmayı kıramadıklarını final serisinde o kadar öne geçtikleri ikinci maçı kapatamayarak bence net şekilde göstermiş oldu yeniden fanatik tarafı. Onlara bir artı vereceğim. Playoff'taki performanslarına. Genel toplamda. Yani Rogue'dan iyiler miydi diyecek olursak şimdi Rogue'un ilk serisi inanılmaz troll olmasa Rogue finaldeydi. Yani şu oynanılan oyunca bence Rogue daha iyi oynadı fanatik. Genel bütün toplama bakıyorum. Ama e, yani A verebilecek kadar iyi oynadığını düşünmüyorum fanatik. Bence Rogue'dan Şöyle söyleyeyim size. X seriyi alırsak fanatik Rogue'dan daha iyi oynadı ama X seriyi almazsak Rogue fanatikten daha iyi oynadı. X de neler yaşandığını gerçekten bilmiyorum. Ama kapalı kapılar ardında bir acayiplik olduğunu hala düşünüyorum. Benim kafama kurt düşürdüler. Rogue'a B artı veriyorsam fanatiğe A eksi vermem lazım ama fanatiğe A eksi vermek istemiyorum. O yüzden Rogue'un notunu B'ye düşürüyorum. Fanatiğe B artı veriyorum. g A veriyorum. g çok hak edilmiş bir şampiyonluk. Bir tane mağlubiyet almış olmalarına rağmen yarı final winner bracket yarı finalde yenilmiş olmalarına rağmen Fanatik'e bence çok çok temiz bir playoff yarışı gerçekleştirdiler ve belki de playoff beşlisini de son anda kurtarmayı başardılar. Yani finaldeki bu arada playoff, playoff de seçeceğim. Finaldeki performanslardan bir tanesi beni playoff beşlilerinde değişikliğe gitmeye itti. Ben aslında self-made almayı düşünüyordum playoff'un beşlisine ama e, Yankos finali çok iyi oynadı ya. Ve yine şeyi hissettirdi. Yani tamam normal sezon gülüyoruz eğleniyoruz ama buraların kralı benim mi gene hissettirdi Yankos. Çok çok beğeniyorum. Çok büyük oyuncu hakikaten. yani beşli muhtemelen tamamı g olur bu noktadan itibaren. Çünkü hani Rock tarafı baya bir direnç gösterdi. G2'ye karşı da çok iyi oynadılar işte. Matt Lines'ı stompladılar ama onların da ilk playoff serisi işte notlarını kırıyor. O yüzden 5 tane G2 veriyorum playoff performansları olarak. Sadece final değil bu arada. Playoff'un tamamına veriyorum. Playoff'un tamamında MVP'si de bu arada kesinlikle Caps. Yani aksi iddia dahi edilemez. Çok net Caps. Sadece final serisine bakacak olursak bu arada gerçekten Yankos bir aday olur. Ama playoff'ların tamamına baktığımızda kimse Caps'in yanına bile yaklaşamaz şu adaylık olarak. E, G2 iyi gözüktü, hazır gözüküyor. Bence World's'te de iş hala iş yapabilecek bir takımlar. Ama geçen senekinden daha az bir adaylar bence. Yani ilk sidem ilk e, birinci torba takımlarından biriler hala ama o hep bahsettiğim işte Damwon, Topi Sports JD üçlüsünden bir parçalar mı ondan hala emin değilim. Yani bence onların sanki bir tık altındaki grupta tier'da gibiler. Tabii ki bunların e, tier listlerini ve takımlarını değerlendirmelerini ilerleyen günlerde yapacağız. Ama şimdilik bugünlük Elisi'nin karnesinden ee, bu kadar. Evet biliyorum biraz geç bir video oldu ama başka e, normal hayatta yapmam gereken işler vardı. Geç olsun güç olmasın bizim olsun. Diyelim ve LEC karnesinin sonuna gelelim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle yani LCS playoffları karnesinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.